Allah yolunda cihat edenlere gelirsek, Allah yolu Allah'a gidenlerin yoludur. Başka bir ifadeyle ilah olması bakımından ona ulaşmaktır. Öyleyse bu alemin ve ondaki hükümlerin ortaya çıktığı mertebeyi öğrenmek için gayret etmektir. Yaratıklar yeryüzüne ondan meydana gelir. Mücahitlerin bu grubu bu yollarda yolcunun yolda karşılaştığı korkutucu şeylerle karşılaşır. Çünkü yolcu bu yolda yürürken canından veya malından olabilir. Çocuklarını yetim bırakabilir. Alıştığı şeylerden yoksun kalabilir. Allah şöyle buyurur. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad ediniz. Başka bir ayette ise Allah yolunda savaşırlar. Öldürür ve öldürülürler. Allah böyle bir şeyin kullara güç geleceğini bilir. Çünkü nefs ve malların Hak da bunu onaylamıştır ve o her zaman doğru söyler. Kendilerine ait olduğunu iddia ederler. Evet, kullar nefs ve malların kendilerine ait olduğunu iddia ederler. Bu nedenle mal ve canlarının satın alınmasını öne geçirerek ellerini onlardan çekmelerini istemiştir. Bu durumda müşteri satın aldığı şeyde dilediği şekilde tasarruf eder. Satıcı malı sevse bile müşterinin verdiği bedel sattığında daha sevimli gelir. Bu nedenle Allah müminlerden nefslerini ve mallarını satın aldı buyurur. Bundan sonra Allah müminlere savaşmayı emretmiştir. Artık bu onlara kolay gelir. Böylece onlar ödünç alınmış canlarla cihat ederler ki cisimlerle var olan hayvani nefisleri kastediyoruz. Mallar da ödünçtür. Bu bilince varmıştır kişi yani. Ödünç olduğunu, kendisinde emanet olduğunu Allah'a bu manada cihat eder. Öyleyse onlar ödünç bir hayvan ile ve başkasının malıyla yolculuk yapan kimseye benzer. Ödünç bir hayvan ile ve başkasının malıyla yolculuk yapan kimseye benzer. İşte o kişinin de artık o nefsi, o bedeni kendi bineği durumuna gelmiş oluyor bu alemde. O düşünceyi, o idrake varmış oluyor kişi. Onu ödünç verdiğinde sahibinin çektiği güçlük ortadan kalkar. Hayvan yok olsa veya mal telef olsa bile bir sıkıntı çekilmez ve sahibinin kalbi rahattır. Bu durumda geride ancak mümin ise bu binek hayvanının çektiği sıkıntı kalır. Binek hayvanının çektiği sıkıntı, vücudun çektiği sıkıntı, bedenin. Bu sıkıntı ise uzun meşakkat ve yolun yorucu olmasından kaynaklanır. Düşmanla savaşırken ise kaçma, yaralanma, okla öldürülme ve kılıçla boynunun vurulması gibi sıkıntılarla karşılaşılır. İnsan doğal bir şefkate sahip yaratılmıştır. Dolayısıyla sahibi olması bakımından değil, canlı olması bakımından bineğine karşı şefkatlidir. Kendi bineğine karşı şefkatlidir. Çünkü bu bineği ödünç verenin onun yok edilmesini istediğini bilir ve bu da ona sevimli gelir. Dolayısıyla insanda geride kalan ancak doğal şefkattir. Öyleyse Hakk'ın bu ayette satın aldığı nefsler hayvani nefslerdir ve onları düşünen mümin nefslerden satın almıştır. O halde düşünen mümin nefsler Hakk'ın kendilerini satın aldığı hayvani nefslerin sahibi olan satıcılardır. Söz konusu nefslerin öldürülmesi helaldir ve bunlar imanın yeri değildir, o hayvani nefs. İmanın yeri düşünen nefislerdir. Hak şöyle der, müminlerden satın aldı. Bunlar imanla nitelenen düşünen nefislerdir. Nefislerini. Bunlar ise o nefislerin maddi binekleri ve onları savaşa ve cihada çıkartan nefislerdir. Öyleyse müminin nefsi yoktur. Dolayısıyla onun nefsine dönük şefkati her canlıya karşı düşünen nefste bulunan zati şefkatten başka bir şey değildir.